Merhabalar gençler. Ben matematik öğretmeni Nilgün Koca. Bir önceki dersimizde sizlere üst sayılarla ilgili soru çözümü yapmıştım. Şimdiki dersimizde bize matematiğin güzelliklerini yansıtan orijinal yayınları TYT kitabından köklü sayılarla ilgili sorular çözeceğim. Evet ilk sorumuz köklü sayıların tanım kümesiyle yani köklü sayıların reel sayı belirtmesiyle ilgili bir soru. Bakın soru çözümüne geçmeden önce şu ön bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Kökün derecesi çiftse arkadaşlar bakın bu işlemin sonucunun bir reel sayı belirtmesi için içerideki ifadenin sıfır eşit veya sıfırdan büyük olması gerek. Kökün derecesi tek sayı ise köklü ifadenin reel sayı belirtmesi için tek koşulum a'nın bir reel sayı olması yeterlidir. Yani kökün derecesi tekse sayı, içerideki sayı negatif de olabilir pozitif de olabilir. Ama kökün derecesi çiftse içerideki sayının kesinlikle sıfır, sıfır veya pozitif olması gerekmektedir. Öyleyse bakalım inceleyelim arkadaşlar. Alt, x eksi alt. Bakın burada görünmez ikilerim var. Yani kök dereceleri burada kare kök. Yani kökün derecesi 2. Çift. 0 eşit 0'dan büyük olmalı. Denklemlerimi düzenliyorum. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekti mi? x eksi 6 ile 6 eksi x birbirinin toplam işlemine göre tersi. Yani bu denklemde ikisinin de pozitif ya ikisinin de pozitif yapacak bir x değeri yoktur. Ama ikisini de 0 yapacak bir değer vardı. O da x eşittir 6 değeridir arkadaşlar. Yani bize çözüme götürecek x değeri 6'dır arkadaşlar. Öyleyse x görme yeri 6 yazdığımda bakın köklü ifadelerin sonucunun 0 olduğunu görüyorum. 4x var sorumuzda. 4x'in 24 olduğunu görüyorum. Öyleyse a'nın değeri 24'tür arkadaşlar. A gördüğüm yere ne yazacakmışım? 24. Gelelim istenene a artı 1. 24 artı 1'den ne oldu? Kökleş, dışın, kök 25 oldu. Kök 25 de kök dışına olarak çıkmaktadır arkadaşlar. 5 olarak çıkmaktadır. Evet ikinci sorumuz ise kök dışına çıkarma ile ilgili. Yine kök dışına çıkarma ile ilgili şu ön bilgiyi vererek devam etmek istiyorum. Evet bakın kökün derecesi çiftse arkadaşlar. Ee, A üzeri 2N. Bakın ben bunu üstlü hale getirdiğimde Bakın bunlar sadeleşecek. Kökler kökün derecesi içerideki ifade sadeleştirdiğimizde yalnız kökün derecesi çiftse kök dışında mutlak değer çıkmalı arkadaşlar. Negatif olmamız gerekiyor. Kökün derecesi eğer tek sayı ise bakın yine üslü halde yazıp sadeleştirdiğimde kök dışına olarak çıkmaktadır. A olarak çıkmaktadır. Yani burada kökün derecesi tekse mutlak değere ihtiyacım yok. Bu da bir önceki soruda verdiğim bilgiden kaynaklı. Evet kökün derecesi burada 2. Geliyorum bakın düzenliyorum. Kökün derecesi çift. Öyleyse sadeleştirmeleri yaptıktan sonra çift mutlak değer olarak yazıyorum. Burada eksi 27. Bakın kökün derecesi 3. Mutlak değere ihtiyacım yok. Ama eksi 27'yi tanıyalım. Eksi 27 eksi 3'ün küpü değil midir arkadaşlar? Sadeleştirme yaptığımda mutlak değere gerek yok ama eksi sayıları mutlaka parantez içinde yazalım arkadaşlar. 16'yı tanıyalım. 16'dakinin dördüncü kuvveti olarak yazabilirim. Evet. Bu da ne oldu? Dereceler birbirini götürdü. 2 olarak yazalım. Pozitif halini yazıyorum. Evet. mutlak Bu ne olarak çıkar? 2. Mutlak, eksik mutlak değer dışında 2 olarak çıkar. Eksi 3. Eksi 2. Bakın ikiler götürdü. İşlemin sonucunun eksi 3 olduğunu görmekteyim. Evet. Üçüncü sorumuzda ise köklü sayılarla ilgili çarpma işlemi bakın burada. Köklü sayılar çarpma işlemi yaparken köklerin derecelerini eşitlemem gerekir arkadaşlar. Köklerin derecelerini eşitlerken genişletme işlemlerini yapacağım. Bakın buradaki birinci ifade kökün derecesi 6. Diğerlerinin kök dereceleri 1'in 3, 1'in 2. Peki ben bu 3 ve 2'yi 6 yapmak için genişletmeler mi yapacağım? 3'ü neyle genişleteceğim? 2. Bakın genişletme yaparken burayı e, kökün derecesini 2 ile genişletirken içerideki ifadenin de ikinci kuvvetini almak zorundayım. Burayı 3 ile genişletirken kökün derecesini içerideki ifadenin de küpünü almak zorundayım. Evet öyleyse işlemimize başlayalım. Birinci ifadeyi zaten yapacağım bir şey yok. Evet burayı 2 ile genişlettiğimde içerideki ifadenin de karesini aldım. 3 ile genişlettiğimde içerideki ifadenin de küpünü aldım. Bölü 2. Evet kök dereceleri aynıysa kök derecesini, ortak kök derecesini yazıp içerideki ifadeleri çarpmaya başlıyorum. Böyle iki. Bakın burada kökün içinde üst sayılarda çarpma işlemi çıktı karşımıza. Bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Üst sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynıysa kuvvetleri ne yapacaktık arkadaşlar? Toplayacaktık. 2 üzeri 6. Böyle 2. Hmm. Bakın taban e, sadeleştirdiğimizde kökün derecesi İçerideki kuvvet sadeleşti. Tabandaki sayım da pozitif olduğu için mutlak değer dışına almama gerek yok. Direkt 2 olarak çıkar. 2 bölü 2'den cevabım 1'dir. Evet diğer sorumuzda bakın bir tablo, tabloda bir toplam işlemi vermiş bize. Tablodaki bilgilere göre A bilgilere göre A eksi B artı C işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Peki. Bakın burada ben kök, e, burada köklü sayılarda toplama işlemi yaparken veya çıkarma işlemi yaparken ne yapmamız gerekiyor? Bir hatırlatmak istiyorum. Ortak parantez alacağız arkadaşlar. Ortak paranteze alabilmemiz için burada bizim 240'ı, kök 60'ı ve kök 135'i en sade halleriyle yazmamız lazım. Yani bunun işe kök dışına çıkabilecek bir tam kare sayılar varsa onları düzenlemem lazım. Öyleyse hemen Soruyu çözmeden önce şu onları ön, öncelikle onları düzenlemem lazım. 240 bakın 240 16 çarpı 15 demek değil midir arkadaşlar? 16 tam kare olduğu için 16 kök dışını 4 diye çıkar. 4 kök 15'tir. 135. 135 9 çarpı 15 değil midir arkadaşlar? Bakın. Evet. Hemen bunları göremiyorsunuz. Yan da şu şekilde çarpanlarını ayırarak yapabilirsin. Burada ipucu 15'tir arkadaşlar. Bak 15 kök dışına çıkmaz. 15'e böldüğün zaman 9 diye çıkar. Burada cevabım 1 olur. Evet 3 kök 15 diye yazdım. 60'ı da düzenleyelim. 60'ın çarpanlarından biri 4 çar çarpanları 4 çarpı 15 diyemez miyim 60'ı da düzenleyebilir mi o şekilde 4 çarpı 15 4 de kök dışına ne olarak çıktı 2 olarak çıktı Evet gelelim istenene bakalım düzenleyelim a yerine ne yazacakmışız bakın arkadaşlar a kök 240 ile eksi 2 çarpı kök 15'in toplamıymış 240 yerine biraz önce düzenledim 4 çarpı kök 15 mi yazacağım eksi 2 çarpı kök 15 Evet bu işlemi çarpı 2 çarpı kök 15 olarak çıktı gelelim b'ye b sayısı kök 60 ile kök 135'in toplamı değil midir arkadaşlar Kök 60'ımız da 2 kök 15'ti. Hı -hı. 135 senedi 3 kök 15'ti. Bu işlemin sonucu 5 çarpı kök 15 oldu. C'ye geldiğimde ise evet C kök 15 artı 135 kök içinde 135. 135 yerine 3 kök 15 yazacaktım. 3 tane kök 15 1 tane kök 15 daha 4 çarpı kök 15 oldu. Evet istenene geldik. A eksi B artı C. A yerine ne yazacaktım arkadaşlar? 2 kök 15. Eksi B yerine 5 çarpı kök 15. C yerine ise 4 çarpı kök 15 yazıyor. Bakın burada kök 15'lerim ortak mı? Kök 15 parantezini alalım öyleyse. Kat sayılarımızı alıyorum. Evet parantezin işlemimizin sonucu bir çıktı. Tabii ki bir yazmayız oraya. İşlemimizin sonucu, sonucu kök 15'tir. Evet. Şekilde taralık kısmın çevresi. Bakın burada bir hesaplama sorusu vermiş biz arkadaşlar. Taralık kısmın çevresi 5 kök içinde, karekök içinde 512 santim demiş. Evet, Buna göre diyor taralı kısmın alanı nedir? Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Şu bakın birim karelerde oluşmuş bir panonun üzerine çizmiş taralı bölgeyi. Peki şuraya ne diyelim? Bir kenarına bir kenarına A birim dersen bakın şu kareli bölgeye. Evet bakalım önce sorunun çözümüne geçmeden önce her zaman gibi önce 512 bir düzenlemem lazım. Acaba 512'nin içinde kök dışına çıkan bir tam kare var mı? Bir sayının karesi var mı? Ona bakalım. 512'yi hemen 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 256 çarpı 2 olduğunu görüyorum. 256'yı da tanıyalım arkadaşlar. 256 da 16'nın karesidir. Yani 256 kök dışına ne olarak çıkar? 16. Öyleyse taralı bölgenin çevresi 16 çarpı kök 2 santim oldu. Peki taralı bölgenin alanı bakın kaç tane çevresi pardon kaç tane kenardan oluşmakta saydığımızda arkadaşlar bu şekilde 16 tane e, A'dan oluşmaktadır. Şöyle saydığımızda 16 çarpı A 16 kök 2'ye mi eşitmiş? Bakın 16'lar sadeleşti. Evet taralı bölgemizi oluşturan karelerin bir kenarının kök 2 santim olduğunu buldum. Peki bizden taralı kısmın alanı istiyor. Peki taralı kısım karelerden oluşmakta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kareden oluşmakta taralı bölgemiz. Peki, biliyorsunuz karenin bir alanı neydi? Bir kenar karesi değil miydi? Öyle, öyleyse a kare 2 cm karedir. Peki kaç tane taralı bölgemizde 7 tane kare vardı? 7 a kare. 7 çarpı 2 de cevabımız 14 santimetre kare çıkmaktadır. Evet. Diğer sorumuz ise birbiri türünden yazma sorusu. Genelde arkadaşlar bu sorulara soruları karıştırabiliyorsunuz. Onun için ise verilenleri bakın e, sakince analiz ederek yerlerine yazacağız arkadaşlar. Neyi nereye yazdığımız gerektiğine dikkat edelim bu tarz sorularda. Evet beraber bir okuyalım. Kök x çıkarsa karşımıza ya da 2 ile bir ifade çıkarsa ona göre bakın düzenleme yapacağım ve x yazacağım ya da x'in kuvvetlerini yazacağım. 3 ile ilgili bir 3 ile ilgili bir ifade çıkarsa bakın e, kök 3 eşittir y ifadesinden yararlanacağım. Buna göre diyor. Karekök içinde e, sıfır tam yüzde 18, e, ifadesinin x ve y türünden değeri nedir? Önce bize verilen ifadeyi bir düzenleyelim. Evet şöyle küçültelim bir ekrana. 18 bölü kesirli olarak yazdığımda köklü ifadenin şu özelliğinden ayrı ayrı kök içinde yazabilir miyiz pay ve paydayı? Evet yüz ne olarak çıkmakta arkadaşlar? 10. Bakın 18'i de düzenleyelim. 18'in içinde kök dışına çıkan bir çarpan var mı? 18 neydi? 9 çarpı 2 demek değil midir arkadaşlar? Evet. 9 çarpı 2 diye yazdığım zaman 9 kök dışına olarak çıkmakta 3. O zaman denklemimize verilen ifadeyi düzenledim bakın. Ha, bak, bakın karşımıza 3 ve ikili bakın ee, sayılar çıktı. 3 ile ilgili kimden yararlanacağım? Y'den yararlanacağım. 2 ile ilgili X'den yararlanacağım arkadaşlar. Peki gelelim. Kök 3 niye eşitti? Y'ye. Ama bizde bakın istenen 3, üç çıktı. 3'e ulaşmak için her tarafın karesini aldığım zaman 3 gördüm yerine yazacakmışım. Y kare. Kök 2 zaten. Kök 2 gördüm yere. X yazacaktım. Bölü 10. Öylesi bize uygun cevap nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Evet. Diğer sorumuz ise köklü köklü sayılarda denklemler. Bakın burada eşitliğin bir tarafında eksi bir ifade var. Eşitliğin öbür tarafında da yine eksi bir ifade var. Ha, bakın burada bu soruyu çözebilmem için köklü sayıları benim üslü hale getirmem lazım. Nasıl yapıyorduk bir hatırlayalım. Hemen şöyle eninci dereceden a üzeri m diye yazdığımız zaman içteki kuvvet bölü kökün derecesi olarak yazmaktaydık. Evet. Bunları düzenleyelim 3 üzeri x içteki kuvvetin bölü kökün derecesi 9 üzeri x eksi 1 bölü 5 evet bakın burada daha önceki videomuzda da üst sayılarla ilgili denklem çözerken böyle sorular çözdük bakın burada tabanları eşitlemeye çalışacağım 9'u tanıyalım 9 kimde 3'ün karesiydi öyleyse 9 yerine ne yazacağım arkadaşlar 3'ün karesi yazdım. Kuvvetinin kuvveti çıktı karşımıza bakın. Böylelikle ne oldu? Tabanlar eşit hale mi geldi? Evet kuvvetinin kuvvetini çarpıp tabanları eşitsi üstleri birbirine eşitliyorum. Devam edelim şuradan. Hı hı. x artı 1 bölü 3 eşittir. 2'yi dağıttığım zaman bakın 2x eksi 2 bölü 5 çıkmakta. Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 5x artı 5 eşittir 6 x eksi 6 çıktı buradan x eşittir ne çıktı arkadaşlar buradan x yanında bıraktığımda 11 çıktı Evet bu sarı soru sorumuzda ise iç içe kökler var arkadaşlar iç içe köklerde bakalım Hemen şu özelliği bir hatırlat hatırlatmak istiyorum ve ondan sonra soru çözümüne geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dikkat edelim. A artış iç içe kare kök bakın. iki kök B ya da eksi aradaki şartım çıkartma da olabilir. İç içe köklerde kare köklerde buradaki kuralı uygulayabilmem için içerideki kökün içinde olmazsa olmazı 2'dir. Arkadaşlar burada 2 olmalı. 2 yoksa da bile o 2'yi oraya getirmeliyiz. Bir şekilde düzenleyeceğiz soru. Yani orada 2 olmalı. 2 olmadığı sürece şimdi yazacağım kuralı yazamayız. Bakalım neydi kuralımız? Arkadaşlar bu hale geldikten sonra iki de varsa burada eğer B'yi öyle çarpanlarına ayıracağım ki çarpımları B. Toplamları da A'yı verecek şekilde düzenliyorum. Evet burada büyük olan çarpan başta olmak üzere kök x artı eğer artıysa artı çıkarmaysa işlemi eksi olacak şekilde düzenliyorum. Yani kök dışına bu şekilde çıkararak düzenliyorum. Evet Gelelim sorumuza. Arkadaşlar o iç içe bakın iç içe kara kökler şartlar uygun ama ne yok burada 2 yok. Ne olmalıydı arkadaşlar bu kuralı uygulayabilmem için olmazsa olmaz şartım neydi 2 Evet bakalım buraya 2 gelmesi için 72'ye soruyorum. 72 senin çarpanlarından biri 4 mü? Neden 4'ü arıyorum? Çünkü 4 kök dışında 2 olarak çıkar. Bana sadece 4'ün çıkması yeterli. Evet 11 eksi 4 çarpı 72 böyle yazabilir miyim? Hı -hı. Evet. Diğer ifadeye geliyorum. Allah Allah. Burada 2 olması lazım da biraz öncekinde hiçbir şey yoktu. Şimdi ise fazlalık var. 6 var. Halbuki ne olmalıydı? Oradaki çarpan olmalıydı. 6'nın çarpanları 2, 3 değil midir arkadaşlar? 2 dışarıda kalacak şekilde 3'ü de kökün içine alalım. Hı -hı. 3'ü kök için alırken karesini alıyoruz biliyorsunuz. Ee, 3 kere 3'ün karesi 9 9 kere 2 9 kere 2 18 oldu. Peki bu da 4 kök dışına çıkacaktı. 11-2 kök 18 oldu. Bakın. Bu da bir bölme işlemi tanımlamış bize. 11-2 kök 18 Bakın bölme işleminde pay ile payda birbirine eşit mi? Evet bölünen ile bölen birbirine eşit olduğuna işlemin sonucu 1'dir. Ama bakın tamam sonucu işlemin sonucu 1 ama ben bir aşamada ileriye götürerek şu da şu özelliği de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Bakın burada ben bunları 18'i şu hale bak iç içe köklerde uygun şartları sağladıktan sonra kök 18 öyle çarpanlarına ayıralım ki çarpımları 18 toplamları 11 olacak şekilde. 9 çarpı 2 değil midir? Evet şu işlemin sonucu ne oldu? Kök 9 eksi kök 2 bölü bakın. Bu da 9 çarpı 2 değil midir? Çarpımları 18 toplamları 11 olacak. Kök 9 eksi kök 2. Hemen düzenleyelim. Kök 9 3 diye çıkar. Bak şimdi daha rahat göreceksin. Hatta birin nereden geldiğini. Bakın yukarısı ve aşağısı aynı olduğu için birbirini götürdü. İşlemin sonucu 1 oldu. Evet. Bakın burada da yine bir hesaplama sorusu var arkadaşlar. 5 tane özdeş dikdörtgenler yan yana birleştirilerek bir şey, e, dikdörtgen elde edilmiş. Bu şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bize verilen ne arkadaşlar? Şuradaki şu bu şeklin uzun kenarını vermiş. Peki bu özdeş dikdörtgenlerin bir kenarını ben A dersem bakın kısa kenarına A dersem. Uzun kenarına da B dersem hemen bakın A ile B arasında bir bağlantı olduğunu gördük mü? Bakın 4 tane A, B'ye mi eşitmiş arkadaşlar? B gördüğüm yer artık ne yazacağım öyleyse? 4A mı yazacağım? Bakın o zaman 4A buradan 1A da buradan 5A'nın bize ne eşit işte olduğunu vermiş verilen de kök 75'i. Tabii ki hemen kök 75'i düzenlemem lazım. Kök 75'in içinde kök dışına çıkan bir tam kare var mı? Var. Kök 75 neydi arkadaşlar? 25 çarpı 3 değil midir? Onu da yazalım. 25 çarpı 3 demektir. 25 kök dışına olarak çıkar. 5. 5 çarpı kök 3. 5 A'dır. A'lar sadeleşir. A gördüğüm yere demek ki ne yazacakmışım arkadaşlar? Kök 3 yazacakmışım. Şeklin alanı nedir arkadaşlar? Şeklin alanı şuradan. Şurası ne oldu? 4 A mı oldu? Peki şurası 5 A mıydı? Bakın şeklimizin alanı. Şurası 4A. Burası da 5A'ydı. Taralı bölgenin alanı ne oldu? Kısa kenarlı uzun kenar çarpımı 20 A kare oldu. Taralı bölgenin alanı. Peki A kare lazım bize. A kare 3'tür. 20 çarpı 3'ten 60 santimetre kare olduğunu buluyoruz. İstenilen bölgenin alanı. Evet. Evet. Burada da bir yine hesaplama sorumuz var. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Yorum sorusu aynı zamanda. Okul görevlisi e, Karakök içinde 1440 litrelik bir meyve suyunu okuldaki öğrencilerin bir kısmına dağıtmak için aşağıda hacmi verilen bardaklarda hangisini kullanamaz diyor. Ve şu işte parantez içindeki şu bilgiye dikkat edelim arkadaşlar. Bardaklar tam dolacak. Tam dolu olacak. Yani herkese dağıtılan öğrencilere eşit miktarda meyve suyu verilecek anlamındadır bakın buradaki yorumdan peki aşağıdakilerde hangisi kullanamaz yani buradan soruda sormak istediği şu aşağıdaki ifadelerden hangisi şu köklü ifadeyi bölmez onu soruyor bana Ta, sonuç tam sayı çıkmaz demek istiyor önce bize verilen kök içinde 1440'ı ne yapacağım arkadaşlar düzenleyeceğim yani kök dışına çıkan bir ifadesi var mı onu düzenleyeceğim ki en sade haliyle görmeye çalışacağım soruyu hemen 1400 pardon 1440 10 çarpı biliyorsunuz 144 demek hemen buradan 144 hemen gözüme çarptı çünkü 144 12'nin karesi evet 12 o zaman 144 12 diye çıktı litrelik bir meyve suyum var ben bunu öğrencilere eşit olarak paylaştırmak istiyorum öyleyse bardağın hacmi arkadaşlar 12 çarpı kök 10, kök onu bölebilen bir sayım olmalı. Bakıyorum A şıkkı evet bölüyor. Şurayı bir düzenleyelim. 2 kök 10 mudur burası? Çünkü çarpanlarından biri 4'tür. Evet 2 kök 10. 12 çarpı kök 10'u böler. C şıkkına geldim. 3 çarpı kök 10'u da böler. Sadeleştirmelerimiz olur. 4 çarpı kök 10'u da böler. Ama kök 30. 12 çarpı kök 10'u tam olarak bölmez. Sonuç bir tam sayı çıkmadı arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Yani görevli bu bardağı kullanırsa öğrenci de eşit miktarda meyve suyu dağıtamaz. Evet diğer sorumuz klasik ama çok şık bir sorumuz. Ee, burada ise bakın arkadaşlar çarpma işlemini yapıp sonra sadeleştirme işlemi de yapabilirsin. Ama burada işimiz biraz uzar. Evet bakalım şurada ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın kök 5 artı kök 3 ifadesiyle yanın parantezin diğer içindeki 3 eksi kök 5 ara, kök 15 arasında bir bağlantı var. Şu ifadeyi ben kök 3 parantezine aldığımda bakın kök 3 eksi kök 5 mi olmakta? Bunu da şöyle düzenleyelim ki bunların birbirinin eşleni olduğunu gördüm hemen. Evet. Bakalım. Kök 5 eksi kök 2 ile de 2 artı kök, 10 arasında bir bağlantı var. Evet. Bakalım. Kök 5 eksi kök 2. Şu ifademizi de kök 2 parantezine aldığımda. Şu kök 2 buraya başa yazayım ki. Evet kök 2 parantezine aldığımda. Kök 5 artı kök 2 diye de düzenlersem bunlar birbirinin eşleniği olmaz mı arkadaşlar? Hemen şöyle bir şurada bir hatırlatma yapalım. Eşlenik iki ifadenin köklü sayılardaki eşlenik demek aradaki işaretin bir artı e, artı ise eksi eksi ise artı olması demektir arkadaşlar. Peki bunları çarptığım zaman birincinin karesi iki kare farkından birincinin karesi eksi ikinci olmaz mı? Kök üçüm kaldı. Bakın birincinin karesi kök üçün karesi 3. Üç, kök beşin karesi 5. Beş, bölü köküm kök kim kaldı. Birincinin karesi 5 eksi ne oldu cevabım 2. Evet, kök 3 çarpı eksi 2 bölü kök 2 çarpı 3. Paydayı kökten kurtarmak için her iki tarafın kök 2 kök 2 ile hem yukarıya hem aşağıya kök 2 ile çarpılmalı. Kök 6. Şurayı düzenleyelim bir dakika. Hemen. Evet, kök 2 ile kök 3'ü çarptığım zaman kök 6 eksi 2'yi katsayı olarak şöyle yazalım ki daha güzel, kolay görelim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 ile 3'ün çarpımında ne oldu arkadaşlar? 6. Burada sadeleştirme yaptığımda eksi kök 6 bölü 3 olduğunu görmekteyim cevabı. Evet güzel bir soruydu. Diğer sorumuz ise biraz romantik bir soru. Kalplerle modellenmiş bir soru. Evet. Kalp içinde A sayımız bakın A sayısı kare içinde A-1 olarak modellenmiş. Peki. Bakın mavinin içindeki işlemleri yaptıktan sonra mavinin içindeki işlemin sonucu ise çarpmaya göre tersini al diyor. Öyleyse birinci ifadeden başlayalım arkadaşlar. Birincisi şu kalbin içindeki pembe kalbin içindeki işlemleri bir bulalım. Birinci işlem diyelim şuraya. 4 eksi 1'den ne oldu? 3 artı 2 eksi 1'den 1. Evet bu mavi işlemin sonucu muydu? Bu ne oldu arkadaşlar? 1 bölü kökü çarpmaya göre tersini al diyor. İkinci işlem. Evet ikinci işlemde de ee, 4 yazdım yine kök, ee, kök içine kök 3 bakın onun tam eksilisi oldu bu da mavi işlem bu da bunu çarpmaya göre tersi 1 bölü kök 3 eksi 1 oldu mavi işlemlerin sonuçlarını toplamamı istiyor bizden arkadaşlar 1 bölü bakın kök 3 artı 1 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 evet kesirli ifadelerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar payda eşitleyerek toplam işlemini yapmamız gerekiyor. Onun için de bakın payda eşitlediğim zaman aynı zamanda bunlar birbirini eşleniyle çarpmış oluyorum. Ve ortak payda da yazalım. Eşlenik ifadeler neydi çarpımlar arkadaşlar? Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi yani kök üçün karesi 3 üç, eksi birin karesi 1. Bir. Yani 3'ten 1 çıktığı zaman işlemin sonucu ne oldu? 2. Yukarı düzenliyorum. Kök 3 eksi 1. 1 ile çarptığımda kök 3 artı 1. Bakın gitti. 2 kök 3 bölü 2 kaldı işlemimiz. İkiler sadeleşti. İşlemin sonucu kök çıktı. Bu kadar. Evet. Diğer sorumuz. iç içe köklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Eşitliğin bu tarafında içiçe kökler var. Eşitliğin diğer tarafında ise Köklü sayılarda çarpma. Biraz önce yaptık. Köklü sayılar çarpmada ne yapıyorduk? Çarpı, çarpma işlemini ilerletebilmem için kök dereceleri eşit değilse kök derecelerini genişleterek ya da sadeleştirerek eşitlemeye çalışacaktım. Öncelikle şu bilgi çiçe köklerle ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. N. dereceden çiçe bakın. M. dereceden P. dereceden hani 3 tane köküm olsun burada x olsun. Bakın kökler arasında hiçbir sayı yoksa. Eğer kökler arasında sayı olursa onları tek tek kök, en içteki kökün içine alarak e, bu hale getireceğim. Sonra köklerin derecesini bakın arkadaşlar çarpıyorum. N çarp M çarp P kök X olarak ne yaptım yazdım. Bu kadar. Ee, evet bakalım soruya dönelim artık. Bu bilgiyi öğrendikten sonra bakın şurada ikim var iç içe kökler. Ama burada 3 var arkadaşlar. Bu 3'ü benim ne yapmam lazım? Bakın şuradaki olduğu gibi hiçbir sayı olmaması lazım. 3'ü en içteki kökün içine almalıyım. Peki kökün derecesi ne burada? 3. İçeriye alırken dışarıdaki 3'ün üçün 3. kuvvetini alarak mı içeriye alacağım? Evet. 2 3 Bakın artık hiçbir sayım kalmadı. 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 5 üzeri 1. Çarpmayalım arkadaşlar. Bu şekilde bir dursun bakalım bir. Evet. Burada da bakın şunun derecesi neydi? 2. Bunları bir de e, ne yapacağım? Genişleteceğim. Burayı 3 ile genişletirken içerideki ifadenin de küpünü alıyordum biliyorsunuz. 3'ün küpü. Evet. 2 ile genişletirken buraya da x'in karesini aldım. Şimdi devam ediyorum. Kök derecelerimi ne yapıyorum? Arada hiçbir sayı kalmadı. Şuradaki yukarıdaki özellikten çarptım. Yine çarpmıyorum arkadaşlar. içeri. böyle kalsın. Kök derecelerim aynıysa kök içinde yazabilirim. X'in küpü çarpı X kare oldu. Kök derecelerim aynı. Kök derecelerim aynı. Ee, ve çift bakın. Normalde bunlar mutlak değerli birbirine eşit olacak. Evet altılar gitti. Küp çarpı 5. 3'ün küpü çarpı X kare. Bakın kökün içindeki denklemler birbirine eşit oldu. Evet. 3 ee, üç üzeri 3'lerim sadeleşti. Buradan X karenin ne olduğunu buldum arkadaşlar. 5. Öyleyse x'im ne olmalı arkadaşlar? Tabii ki pozitif değerini olmalı? Karesi olan 5 olan sayıların bir artı kök 5 bir de eksi kök 5. Ama tanımlı olabilmemiz için ne olması lazım? x'in kök 5 olması gerek. Evet. Diğer sorumuz yine bir hesaplama sorusuyla köklü sayılarda sıralamayla ilgili arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi 3 tane bir kenar a santim olan 3 tane e, dikdörtgen yayına getir, getir, getirilip birleştirildiğinde şu mavi dikdörtgen oluşuyormuş. E, peki 3 tane a'nın uzunluğu 2 tane 20, kök 27'ye mi eşitmiş? 4 tane b santim uzunluğundaki dikdörtgenler yayına getirdiğimiz zaman turuncu dikdörtgen olmaktaymış. Bu turuncu dikdörtgenin uzun kenarısı kök 192'ye eşitmiş. C santim olan bir kenarı C santim olan dikdörtgenler yan yana gelip birleştirdiğinde yeşil dikdörtgen oluşturuyor. O da bir kenarı kök 108 olan bir dikdörtgen elde ediliyor. Buradan A ve B ve C birimleri bulabilirim. Evet. Hemen düzenleyelim. 3 tane A'mız bakın arkadaşlar. 3 tane A 2 kök 27'ymiş. Şimdi birazdan 27'leri düzenleyeceğim. 4 tane B'miz kök 100, bir tane 192. 3 tane C'miz ise 108'e eşitmiş. 27'yi tanıyalım arkadaşlar. Şurada onları bir düzenleyelim. 27 bakın 27, 192 ve 108'i düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bunların içinde kök dışına çıkan tam kareler var mı? Düzenleyelim. En sade hallerini getirip öyle devam edeceğiz. 27, 9 çarpı 3 demektir. 9 kök dışına çıkar. 3 kök 3 olur. Öyleyse burası ne oldu? 6 kök 3 santim oldu. 3'a. Evet. 192, 192, 64 çarpı 3 demektir arkadaşlar. 64 kök dışına 6 diye çıkar. 6, pardon 8 diye çıkar. 8 kök 3'tür. 108 36 çarpı 3 3'tür. Hepsi bakın kök cinsinden çıktı. 6 kök 3'tür. 6 kök 3 oldu. Evet 3 tane 6 kök 3 ise A'mız ne oldu? 2 kök 3 oldu. B'miz 4 tane B'miz 8 kök 3 ise ne oldu? 2 kök 3 mü oldu? C'miz ise 3 tane e, C 6 kök ise bir tanesi 2 kök 3 çıktı. Bakın hepsi birbirine ne çıktı arkadaşlar? A, B, C birbirine ne çıktı? Eşit çıktı. Yani Edirne şıkkı. Evet. Sorumuz da güzel bir soru arkadaşlar. Evet burada da bakın yine yorum sorusu. Yorum yapacağız beraber. Yukarıdaki şekil bir de ibreli, ibreli terazide boş kabın ağırlığı. Yani hiçbir şey koymadığımız zaman bakın terazi sıfırla bir arasında. Peki boş terazinin ağırlığına hani şuradaki ibrenin gösterdiği ağırlığı y diyelim. Tamam birazdan düzenleyeceğim. Şekil 2'deki ise içine ikişer tane bakın sağına ve soluna yani 4 tane x ağırlığını koyduğum zaman 37 ile 50 arasında bir değer almaktaymış. x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada arkadaşlar yani diğer matematik bilgilerini kullanarak burada bir yorum yapacağız. Önce bakın boş kabın ağırlığı boş boş kabın ağırlığına pardon boş terazinin gösterdiği şuradaki y diyelim. Y neymiş arkadaşlar? birden küçük, sıfırdan büyük bir değer almaktaymış y ağırlığı. 4x ise basit eşitlikleri yani köklü sayılar ve üst sayıların önce gördüğümüz basit eşitliklerden yararlanmamızı istiyorum bizim buradan. 50 ile ne aralığında olacakmış arkadaş? 4x artı y. Bakın burada. Burada bakın arkadaşlar sadece x'lerin ağırlığı yok. Aynı zamanda y de var burada. Ona dikkat edelim. İşte püf noktası burada. 4 x artı y yani x'lerin ağırlığıyla e, boş terazinin gösterdiği ağırlığın toplamı ne aralıktaymış? 30, da ne aralığında? 50. O bizden x'leri bulmamı istiyor. Sadece x'leri. Yani kaç birim olabilir diyor. Öyleyse bakalım. Y'yi yok etmeliyim. Öyleyse ben şu yukarıdaki denklemden Y'yi yok etmek için şuradaki denklemi Y'yi eksi ile çarptığımda 0 ile eksi 1 eşitlikleri taraf tarafa toplayabiliyorum biliyorsunuz. 50, 4x, 36 olmaktadır arkadaşlar. Evet. Öyleyse x'i bulalım. 9 her tarafı 4'e böldüm. 50 bölü ne oldu? 4. Evet bir kabın ağırlığı o zaman x ne olmalı arkadaşlar 9'dan büyük mü olmalı yaklaşık 12'den de ne olmalı küçük olmalı. Evet şıklara bakalım x 9'dan büyük olmalı bunu unutmayalım x 9'dan büyük olmalı ve 12'den küçük olmalı. Şıklardan hangisi acaba ne demiştik x 9'dan büyük 50 bölü 4'ten de küçük olacaktı. Bakalım. Köklü sayılar tek tek şıkları denemeliyiz arkadaşlar. Yani 9 dediğimde arkadaşlar kök 81'den ne olmalı? X büyük olmalı. 4 kere 5. 2'yi kök içine aldım. Kök 20. Bu olmaz. Aşık olmaz. 5'i içeriye aldım. 25 olarak çıkar. Girer. 5 kere, 25 ile 2'nin çarpımı kök 50. Kök 50 de 81'den küçük. 9 kere 3. 9 kök 3 kök içine girdiği zaman 63 olur. 63 de kök 81'den küçük. D 25 çarpı 3. Bu da 75 oldu. 75 de bakın kök 81'den küçük. D şıkkı da gitti. E şıkkını 3'ü kök için aldığım zaman 3 kere o 9 kere 10 kök 90. Bakın kök 90 ne oldu? Kök 81'den büyük oldu. Öyleyse cevabım E olmaktadır arkadaşlar. Evet. Sizlere üst sayılı orijinal yayınlarından, TYT kitabından üstlü ve köklü sayılarla ilgili soru çözümü yaptım arkadaşlar. Bu konulardan eksiğiniz varsa inşallah giderebilmişizdir. Arkadaşlar orijinal yayınlarının soru, TYT soru bankasından diğer soruları da çözmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Buradaki soruları bitirdiğimiz zaman bu TYT kitabında hem klasik sorular var hem de yeni nesil Modelleme ve hikayeli sorularımız vardır arkadaşlar. Bu soruları bitirdiğimiz zaman üssü sayılar ve köklü sayılar.